kör bile olsa gideri var diyen 3 kişiyi gördünüz arka sağ üçlü. Abi maça çıkmakta en zorlandığın gün ve neden? İçmişiz Gangnam Style oynuyoruz abi. Bolosko önde, Fernandez sağda, ben solda, Gangnam Style oynuyoruz abi, aklın üstündeyiz. Sahaya bir çıktım, ışıklar ters dönüyor. Hala iyiyim yani. Bir matkap da sana benden hediye. Çıkarken abi. Oo. Oo. Söyleme. Oğlum suikast mı bu? Ümit abinin programında en çok sevdiğim olay şu. Bir çaktım 90'a. Bir de beni biliyorsun, estetik vuruşları seviyorum. Bunları cink söylüyor. Allah! Baba sen geç. Çocuğun suratı sansürleyin. Sansürleyin. En çok acıtan pozisyon ne? Türkiye'nin en çok düşündüren, en çok eğlendiren futbol magazin programı Ben Batu başlıyor. Bugün neredeyiz? Bahçeşehir. McMejoy'dayız. Ama o Uğur Sertçeli'nin Allah belasını vermesin. Hiçbir verdiği söz tutmuyor Uğur'a da bir alkış. Gerçekten sözlerini tutmadığı için. Aynen, buraya bile geleceğim dedi, gelmemiş. Bir fotoğrafı hemen. Şuraya Uğur'un fotoğrafını alalım. Evet, Uğur'un fotoğrafını aldık. İyi misin Batucuğum? İyiyim. Maşallah. Sen nasılsın Hakan? Çok iyiyim ben de. Maşallah. Her şey güzel gidiyor. Hemen başlayalım istersen. Başlayalım. Senin uzmanlık konuna başlayalım mı? Matkap. Seversin. Matkap'ı seversin. Matkap'la ilgili şöyle bir hikaye var. Maçın oyuncusu seçilen voleybolcu Isabella Haka matkap seti hediye edildi Batuhan. Şimdi buradaki asıl önemli olan darbeli mi darbesiz mi? Darbeli anladığım kadarıyla. Çok delmiş herhalde. Yani bayağı bir voleybolcu, basmış değil mi? Smaçta tabii. Delici üstünlük. Bunun için midir yani, anlamı bu mu matkap hediye etmeden? Yani Hakan'cığım ya anlamı odur ya da birkaç milyon dolar olabilir yani. Ha. Sponsorluk şeyi de olabilir ya. Hani biz de yani bedavaya gelip burada avuçlu tarator içmiyoruz. Tarator muydu bunun adı, neydi? Neydi bunun adı ya? Şimdi yine bir Batuhan Karadeniz'e dönelim. Futbolculuk dönemlerine. Takım arkadaşın Ricardinho yedek kulübesinde sürekli olarak taktik veriyor. O zamanın genel kaptanı da sevgili Sinan abi. Sürekli olarak taktik vermiyor. Sürekli git gel yapıyor Ricardinho. O ne demek? Şöyle yapıyordu direkt, fark ettin mi? Bu ne taktiğiyse, görmedim kulübeden açıldığında. Evet. Şöyle yapıyordu. Yani o ne demek anlamadım. Ben de dedim ki yani Rico, bu hani bizim ülkede yanlış anlaşılır. Tabii ki o zaman yayıncı kuruluşu yine abartmış, yalanlar. Ben ona dedim ki bak bu yanlış anlaşılır. Böyle hareket yapma dedim. Hmm. Hemen altındaki çevirisini gördün mü? Çok kötü çeviri. Çok kötü. Sıkıntı. Ben öyle bir şey kullanır mıyım? Kaç yıldır beni tanıyorsun? Gel buraya hoca kızacak. Tabii. Bu ya Mahmut hocam ya. Tabii. Hocam kızacak terimi nedir abi? Yani. Hoca kızacak, gel buraya. Asla böyle bir şey söylemeyeceğim biliyoruz. Söylemedim. Ricardinho da yaşlanmıştı zaten. O hareketten sonra bel fıtığı geçirdi. Buradan Ricardinho'ya nasıl futbolcuydu? İnanılmaz futbolcuydu. Hadi be. Ama dinlenmeye gelmişti bize. Hmm. Ricardinho bir açma germe hareketleri yapardı Hakan. Yemin ediyorum izlerken yaşlanırsın. Mesela sağ bileğinden sol bileğine gidecek ya. Abi 3 günde gidiyordu. Mevsim geçiyordu falan yani. Vay arkadaş. Selam olsun Ricardinho. Ricardinho yaşıyor mu? Yaşıyor. Tabut koyun buraya. 300 yaşına gelmiş. Vallahi gelmiştir. Bizde bile çok yaşlıydı ya. Yaşlı. Sinan abiden bir yaş büyüktü. Engin'den değil mi? Tabii. Aynen. Sinan abi selam olsun buradan. Sinan abi o zaman saçları vardı, düşünsene. Saçlı Sinan abi işte. Saçlı hemen. Bir saçlı Sinan abi koysanıza buraya. Doğukan. Evet. Şimdi Sinan abi demişken kilo almış bir futbolcuya gidelim. Sevilla'da forma giyen eski Galatasaraylı Marcão'nun görüntüsü aç. Gördün mü? Gördüm. Baba bu ne ya? 75B mi? Koy 75B'yi. Koy be abi, koy. Şuraya koy. Ya koy ne var Allah Allah ya? O da programı kapattıracak bize ya. Ay ne alakası var abi 75B? Onu koy, bunu koy. 2 haftadır çok büyük sıkıntıları var bence bu arada. Sen 2 haftadır ne yaşıyorsun oğlum, hep böyle şeyler? Bilinç altında acayip acayip şeyler yaşıyorum Batuhan. Bunları çözmemiz lazım. Sen manita yap kendine Hakan, artık hayat böyle yalnız başına geçmez kardeşim. Cidden söylüyorum sana. Bak bana. Hiç yok. Dert? Sıfır. Ama bir tane Arap şeyinin kızı olsa... Hayır. Arap şeyinin kızı böyle bol paralı falan olursa hayatta affetmem. İzledim. Ne diyorsun Marcão'ya, zayıflayabilir mi? Zayıflayabilir mi Marcão? Marcão'nun kilo alması çok acayip geldi bana. Çok fitti o, çok düzgündü. Sakatlıktan sonra sağlamış. Acaba bir sıkıntılı bir ilişki süreci falan mı yaşadı?
Bak hayda. Arkadan bir Galatasaraylı'nın voley vuruşuyla top ağlara gidiyor ya. Yani ne diyor? Galatasaray'a ihanet edersen ya kilo seni bulur ya da yokluk seni bulur demiş. Kilo bulmuş. Marco beddua aldın. Nur Sena'dan gelip özür dilemen lazım. Evet Marco çabuk buraya gel ve Nur Sena'dan ve Galatasaray camiasından özür dile. Nur Sena'nın zayıflama kürleri varmış. Sonra şey var. Şimdi bir tane abimiz kebapçılık yapıyor. Çocuklarla futbol oynarken diyor ki Endombele sahaya çıktı diye video paylaştı. Antepli biliyorum ben bu adamı. Siyahi olsa aynısı değil mi? Ya fazla da yüklenmeyelim adama ya. Nasıl adamı yüklenmeyelim? Futbol tekniği biraz benziyor Hakan. Özellikle de kafa vuruşu. Abi aynısı. Endombele'nin geçen gün Tottenham'da oynadığı bir maçı izledim. İnanılmaz. Yani bir adam bu kadar evrim değişti. Aynı benim gibi ya. Fark ettiniz mi nasıl evrim değiştirmiş? Endombele ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar herhalde. Yani Endombele ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. En son gofret diyordu şeyde kulübede. Evet. Adam iyi abi. Can Boğaz'dan gelir demişler. Türk atasözünün en kötüsünü almış. Can Boğaz'dan gelir. Buyur abicim. Şimdi bir hanımefendi halı saha maçında oynayan eşine hamile olduğunu söyledikten sonra yaşanan olaylar var. Çok duygulandım. Hakan. Şahane değil mi ya? Vallahi çok duygulandım. Sadece Türkiye'de olur. Ha. Yani yenge niye orayı bulmuş onu anlamadım. Abi bence abi kılıbık. Yengeyi nasıl maçı... kılıbık oğlum? Kadın 7 kere çağırıyor. Videoyu buraya koyun. Hayır. Kadın 7 kere çağırıyor adam gitmiyor. Batuhan bak şimdi. Düşün seninle halı sahaya gidiyoruz. Yenge diyor ki sana ben de geleceğim halı sahaya. Ya misal evlisin veyahut da bir tane kız arkadaşın var. Diyor ki ben de geleceğim halı sahaya. Ne dersin? Gelme derim yani. Ne işin var lan o kadar erkeğin arasında? 20 tane erkeğin arasında ha. Derim. Yani. Ama abla gitmiş oraya. Belki sürpriz yaptı. Nereden biliyorsun? Abi halı sahada sürpriz mi yapılır abi? 12 tane adam top oynuyor. Kurma olayım. O ter kokusunda. Doğru. Allah'ını seversen. Oğlum ne? Adamların içine girmiyor kadın. Nereden alacak ter kokusunu? Tamam da kenardan da alıyorsun baba kokuyu. Zaten sentetik çim leş gibi kokuyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kanal kapanacak. Yok olmaz. Kapanmaz. Müziği. Ben her şeye takılmadım ama sadece şuna takıldım. Adam eşinin hamile olduğunu duyunca sadece bir kişi sarılıyor adama ilk başta. Fark ettin mi? Ah be. Sonra adam sevinci böyle abartınca secdeye mecdeye gidiyor. Allah'ım golü atmışım falan. Yani halı sahada golü var mı bilmiyorum ama golü atmış çocuk var yani. Ah be. Hayırlı olsun. Bak şu anda benim de içim cız etti. Bir kişi sarılıyor fark ettin mi? Sonra yere yatıyor biraz abartıyor o falan. O sarılma görüntüsünü şey yapsana Doğukan. Sadece bir kişi sarılıyor adamın üstüne. Bir de abi ufakmış gibi adamın üstüne falan atlıyor. Yani yere düşüyorlar beraber. Ah be ya dur ben duygulandım. Devam edemeyeceğim. Sen duygulanamazsın. O tamam. Senin duyguların yok. Evet. Şimdi estetik yaptırdığı iddia edilen Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Gördüm. O nasıl bir şey ya? Çift taraflı resim isteyebiliyor muyum? İsteyebiliyorsun. Abi bu ne ya Batu? Ben sana söyleyeyim. Koy Adriana Lima'yı buraya. Bazlamayı da buraya koy. Bildiğin surat bazlama. Abi bu kadınların hepsi birbirine benzemeye başladı. Buradan estetisyenlere sesleniyorum. Yani hepiniz birbirinize benzemeye başladınız kızlar. Ya bir çeki düzen verin abicim. Teknoloji gelişmiyor mu? Gelişiyor da yani. Niye hepsi birbirine benziyor bunların bunu ya? Bunu fazla geliştirmesinler ya. Niye? Abi çok çirkin olmuş abi sen Adriana Lima'sın. Benim gençliğimin Hakan, en büyük sanırımdan bir tanesi. Hakan yine gelse buraya hayır demezsin. Ya bırak ayrı bir şey. Şimdi ya. Ayrı bir şey ama. Ben senin içini bilirim ya. Ama abi çok güzeldi. Adriana Lima dediğin adam Metin'le beraber oldu abi. Ne anlatıyorsun bana ya? Hare mıydı? Harra mıydı? Neydi? Metin Ara. Genel kültür desem var be! Yani Metin Hara'yla... Metin de yakışıklı çocuk ama be. Metin de yakışıklı çocuk. Ha, yakışıklı. Bayağı yakışıklı. Yani. Ama abi Adriana Lima'sın sen. Yapma şu halleri kendine. Abi sen bu kadar vizyonsuz olamazsın ya. Adriana Lima vizyonsuzdur bence de ya. Öyle midir? Adriana Lima vizyonsuzdur diyenler alkışlasın. Yani kör bile olsa gideri var diyen 3 kişiyi gördünüz arka sağ üçlü hiç şaşırtmıyor. Arka yokluk sağ... var herhalde yokluk. Pierre Kasim diyorsun hadi bakalım. Bir matkap da sana benden hediye. Çıkarken al. Uğur'a hilti versen ondan bir şey olmaz. Hilti Uğur. Hilti Uğur. Uğur'un eline hilti verin. Çok yakın dostun, eski ev arkadaşın Karim Benzema açıklama yapmış. Ben bunu sana söylemeyecektim üzülürsün diye ama
Ben bunu görmedim. Suudi Arabistan benim ikinci ülkem demiş. Bunlar parayla dini bile değiştiriyor kardeşim. Yani beni mesela ben bilemedim Hakan'cığım ya. Ama şimdi ben de... Arabistan'a gidenlerin hepsi karaktersiz çıktı. Secdeye yatan mı ararsın? Batuhan, sana o parayı verseler sen çıkar minarede dua. Vallahi Hakan okutursun. Ben zaten Müslümanım elhamdülillah. Okutursun. Abi Karim Benzema da Müslüman ama. Yani Ronaldo da mı Müslüman? Oldu. Bismillah diye muhatap oldu. Bismillahirrahmanirrahim çekiyor adam penaltı atarken. Paran, bilmiyorum. Para bende her şeyi değiştirebilir ama dini asla. Tamam da ya. Ya Allah, bravo. Aşkım ederiz. Her şeyi değiştiririm ama dini asla. Yaklaşık 2 sene önce yine çok yakın hukukun olduğu geceleri dışarı çıktınız. Kim Minje'den çok kötü bir haber aldık. Hayır olsun. Söyleyeyim. Söyleyeyim ya. Söylüyorum. Söyle, konusunu açtım söyleyeceğim. Yeni evine taşınıyor. Taşındığı sırada ne oluyor biliyor musun? Deprem mi? Yok. Allah pirinç Allah. Pişiricisini kırıyorlar abi. Ne oluyor? Pirinç pişiricisi varmış abi. Bu Güney Korelilere özel pirinç pişirici tamam. Ne oldu bu? Ne kadar? Çalınmış. Kadarına? Çok üzgün. Bir tane daha alsın oğlum. Bayağı çok üzgün. Yok. Anlamı değeri varmış. Anlamı değeri çok fazlaymış. Ne diyorsun? Batuhan'a dedi söyle. Manita hediyesi. Batuhan'a dedi söylesem mi söylemesem mi çok üzülür dedi. Ben ona buradan bir tane pirinç pişirici göndereceğim. Oğlum pirinç pişirici ne? Vallahi bilmiyorum. Bu Güney Korelilerin, Çinliler böyle woklarda yapıyorlar ya. Onların değişiği. Bilgisi olan var mı pirinç pişiriciyle? Benim evet. Var tabii ki. Dur Sena Hanım'dan bir muhteşem bir. Bu pirinç pişirici onların özel yöresel yemeklerinde kullanılan biraz daha sushi'nin içine konan pirinçlerin yapıldığı pirinç türünde şeyler yapıyor. Yani ye sıçamama pirincini diyorsun. Ama şey bu işi hallettiler diye biliyorum. Menajeri aynısını tedarik ettirmiş. Çok pahalı gel, ve gel, özel. Konumları... Ya bravo ya. Vallahi billahi bravo ya. Gel canım konumları değişelim. Sen buraya gel ben izleyici olarak. Aa. Bizden daha bilgi sahibi. Vallahi helal olsun. Reddetmem bu arada. Reddetmem. Bir daha tekrar. Bir dahaki sefere inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Nur Sena Hanım'a. Ve şimdi her türlü getirisi olan her şeyin içinde bulunan sevgili Cristiano Ronaldo. Yine mi? Yine Bağcılar'da iş merkezi açtı. Nerede? Bağcılar'da. Tamam bulmuş semtini. Bak. Ver apaçı müziğini. Ronaldo iş merkezi. İş yapar. Hakan'cığım ben bu taşları oldum olası çocukluğumdan beri severim. Artık yeni yapılarda bu taşlardan kullanmıyorlar. O küçük küçük kare kare taşlar vardır. Renkli yaşı yetenler. Her renkli renkli. Böyle kırmızı olur, kahverengi olur. Mamilerin ev 90 yıllık olduğu için onlar da duruyor. Öyle mi? Satılık daire var mı? Babamla konuşurum. Apartman sizin mi? Oğlum sen bu kadar zengin sen burada ne işin var? Keyfine çalışıyorum. Fakir diyorsun. Ayakkabılara baksana yeni aldı bak. Bize Hakan o kadar. Çoraplar da yeni mi? Çoraplar değil. Çoraplar aynı benim aldıklarım hala. Şuradan sana bir tane çorap hediye edeyim de yayından sonra. Bekleyeceği de çorap da var arkadaşlar. İş yapar mı Ronaldo iş merkezi? Kanka ne o ben anlamadım i̇ş ki. İş merkezi Ronaldo iş merkezi açmış. Dükkanlar var onlar kiraya veriyor. Yok bence o apartmanın adıdır. Dükkan yok gibi bence orası yok, apartman. Hayır altında var Ronaldo iş merkezi. Hani böyle ucuz mallar satanlar var ya 1 milyoncu dediğimiz. Evet. Onlardan. Yapar o zaman milyoncular çok. Tabii. 1 milyona bir şey kalmadı Hakan artık. Değil mi? Tabii yani 1 TL'ye hiçbir şey kalmadı. Önceden 1 TL'ciler vardı girdiğin zaman. O işte. Sizin yaşı yeten var mı 1 TL'cilere? Seni nasıl yetecek lan senin? Yetmez senin yaşın. Lan daha 4 gün önce doğmuşsun ya. Verin bakayım mikrofonu. Abi direkt bizim evin karşısında vardı 1 milyoncu. Girerdik 1 milyon alır çıkardık yani. Allah Allah. Ne alıyordun genelde? Ne alıyordun 1 milyona? Abi sticker alıyordum, yüzük alıyordum, futbol kartı alıyordum. Yüzük ne bileyim mi? Bir sürü şey vardı. Ya kız kardeşlerim var. İşte o zaman evlilikler daha çok oluyordu. Doğru abi olabilir. Bak şimdi yüzükler oldu milyar, evlenen yok. Kardeşim bir arada şey biliyorsun değil mi Hakan'cığım? Çok şanslıdır. Sağ ayağını kırmış. Sonra sol ayağını tekrar kırmış. 10 numara oynuyor. Hangi takım? Abi lisansım Tepecik Spor'da ama transfer olacağım yani devre arası. Hayırlısı olsun senin için. Önce sağ kırmış sonra solu kırmış. Tepecik bizim şeyin ya. Tepecik şey sen Kibariye'nin tepeciği biliyorsun o değil. Değil lan. Sen 3-5 oldun için. Hayır be. Şimdi 10 farklı bölgede deneme yapıp sadece bir kez topun sektiğini gözlemleyen ve buna rağmen bu maçın oynanmasına karar veren bir hakem var. Evren Aydoğan gördün. Evren Aydoğan'dı. Kestel Muş Spor maçı. İnanılmaz değil mi? Yani şimdi Muş Spor çok büyük yatırım yaptı. Orada da oynayan çok sevdiğim arkadaşlarım var. İlker Avşar var, Muhsin var bizim. Mahsun var.
Muhsin yok orada bu sene herhalde. Mahsun var. Çok selam olsun buradan. Başarılar diliyorum. Öncelikle hakeme söyleyin. Topu havuza atarsa sekmez. Yani sahanın neresinde su birikintisi varsa oraya atıyor topu. Sekmemesine rağmen de futbolcu sakatlık riski olmasına rağmen bu maçı nasıl oynatıyor bilmiyorum. Herhalde 2.5 altı oynamış diye tahmin ediyorum. Hayır. Bu maçta kırmızı kart var. Bu maçın haricinde 3 tane daha maçta kırmızı kart var. Hepsi 36. dakikada. Benim ne haberim yok? Bilmiyorum. Oynardı. 3 maçta 36. dakikada kırmızı kart var. Bir tanesi Karşıyaka'da bizim Adem'e göstermiş. Adem Büyük'e ki Adem asla sinirli değildir biliyorsun. Hiç sinirli bir adam değildir Adem Büyük. Artık. Ya şaka gibi ya. 3 maçta 36. dakikada kırmızı mı olur abi? Artık futbolun araştırılması lazım. Özellikle de hakemlerin. Yani şimdi gerçekten 10 tane su bir bak 10 kere topu yere vuruyorsun bir yerde sekiyor. Yani bu sağlık, sakatlık, efendime söyleyeyim bu risk nasıl alınır? Böyle bir şey varsa alınır. Pis günahları boynuna ama ben normal bir şey olduğunu düşünmüyorum. 3 maçta da 36. dakikada da kırmızı kart çıkmaz yani. Evet. Mümkün değil. Bir fikriniz var herhalde. Fikir değil, bir şey söyleyeceğim. Bir tane maçta da 36. dakikada yine kırmızı kart görülen maçlardan birinde hakeme dirsek atıldığı iddia ediliyor. Ama bunun görüntüsü yok. Yok, aynı. Bundan kaynaklı kırmızı kart veriliyor ama bununla alakalı herhangi bir görüntü yok. Umut Kaya. Ha, 13 maçta ceza aldı. Evet, 13 maç Umut'u ceza aldı. Umut'u ben tanırım, Umut'un kırmızı bizim kart. Bizim kaleci değil, kaleci olan değil. İsim benzerliği. Tamam, ha. Öbür Umut'u da tanıyorum. Ha işte. Kızıl kafalı. Aynen. Tamam. 13 maç ceza aldı hakeme. Hakeme laf ettiği için almış da hani o sinirle. Umut'un numarasını bulun, arayacağım. Bro ne oldu, kırmızı görmüşsün? Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Yayına gireceğim abi. Ne? Videoyu attılar mı sana? Bana videoyu atmadılar ama senin bir şey yapmadığın söyleniyor. Bir de aynı zamanda aynı dakikalarda 3 tane maçta da kırmızı kart çıkmış. Ama ben ilk senin ismini duyduktan sonra dedim ki hayatta kırmızı kart görmez dedim. Ve hayatta dedim hakeme dirsek atmaz yani dedim. Ya vallahi Allah razı olsun öyle düşündüğüm için ama sana videoyu da yollayacağım. İnanamazsın ya. Yani neye uğradığıma şaşırdım. Yemin ederim hala şok içindeyim. Çok hafif bir sürtünme mi diyeyim abi? Zaten videoyu görünce zaten şok olacaksın. Vurmuş. Hemen yollayayım mı sana? Yolla bana abi, ben izleyeceğim videoyu. Eğer bir şey yoksa güzel de bir gündeme getirelim bunu. Yani şimdi bu alt liglerde yaşanan hiçbir şeyden kimsenin haberi olmuyor diye bunları iyicene bazı şeylere abartmaya başladılar. Umut. Bir rapora arkamdan yaklaştı. Bana dirsek attı bilerek. Dirsek attı bir de çocuğu dedi diyor demiş. Tamam hayır, ondan sonra ben küfür ettim. Onu inkar etmiyorum. Kırmızıyı gördükten sonra ben küfür ettim çünkü çok kırmızıyı gördükten sonra küfür ettim diyor ama. İşte ondan 13 maç ceza vermiş. Öyle dedi, öyle diyor. Bana diyor çocuğu falan dedi diyor. Senin ne dedi demişsin. Dur abartma. Tam ne bileyim abi işte demiş ama raporda yazıyor. Ben onu inkar da etmeyeceğim zaten. Savunmalarda yazdım. Nasıl? Ama ben hiçbir hakemi bugüne kadar bilerek ne vurdum ne bir şey yaptım. Evet. İzlediniz mi pozisyonu? İzledik. Atmıyor. İzledim. Hiçbir şey yok ya. İzledik. Tamam kanki, bunu konu alıyorum. İzleriz hafta içi. Var mı isteğin? Tamam baktım. Allah razı olsun. Zevkle izliyor zaten. Sağ ol. Çok teşekkür ederim bebeğim. Selam olsun. Allah'a emanet abi. Selam. Görüşürüz. Sağ ol. Oğlum değmiyor bile adama. Ben hakemin yanında görmedim adamı. Ama ben şimdi baktım. Ben şeyi de istedim. Yani çocuk bir defa haksız kırmızı kart görüyor. Tepki vermekte haklı. Tabii küfür hoş bir şey değil. Sen beni çediyor musun? Vallahi Hakan kusura bakma, bizim de çoluğumuz çocuğumuz var, adam rızkını kazanmaya sahaya çıkmış. Böyle kırmızı kart verirse olmaz. Söverse yani. %100. Nasıl küfür etmiş? Ne küfür etmiş? Kısaltın bunu. Baya. OÇ. Senin AMK. Yani OÇ dışında katılıyorum. Aslında olabilir yani değil mi? OÇ dışında katılıyorum. Sonuç yani olarak rızık bu. Mami yani bu insan eşine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna para götürüyor. Sen hakemle yan yana gelmemiş adam. Mesela, nerede dirsek atmış? Koşarken hakeme çarpabilirsin. Çok gördük Ömer, biz bunu. Ömer izledin mi? Bence orada art niyet var. Hakemin art niyeti var. Bak o başka işler. Kardeşim 3 tane maça kırmızı kart 36 ilk kere çıkarmış. Allah indir. Yapıştır herkes. Güzel senaryo. Hakem güzel. İndirdi diyenler alkışlasın. İndirmedi diyenler alkışlasın. Adam gibi adamdır lan hakem. Evet. Kansız bu ya. Biliyorsun Almanya'ya çok güzel yendik Almanya'ya. Oğlum şöyle hareketler yapma bak, adamların zor. Oğlum kim görüyor böyle yaptığımı ya? Kim de anlayacak? Anladı mı mesela? Ben anlıyorum. Abi sen görsen. Anlıyorum böyle yapıyorsun Hakan abi ya. Abi sen benim yanımda neler yapıyorsun? Nasıl
Ne yapıyorum? Icardi yok, git gel yapıyor. Yok böyle yapıyorsun. Allah Allah. Bırak şimdi. Almanya'ya çok güzel yendik biliyor musun? İki dakika şey konuşamıyor. Normal konuşamıyor. Şş, çok güzel yendik Almanya'ya. Evet yendik. Vallahi. Bastık Almanya'ya. Çok güzel bastık. Ne oldu he? Rahatla. He, rahatla. Oldu mu? Rahatladın mı? İyi rahatladım. Heh, iyi tamam. Allah kabul etsin. O mu? O mu? Evet. Yedek kulübesine dakika 91'de bir tane futbolcu yansıdı. Ve bir gün boyunca bu futbolcunun kim olduğunu hiç kimse bilemedi. Bilen varsa söylemesin. Ben biliyorum, burnundan tanıdım. Yemin ediyorum aynı espriyi yapacaktım. Sen yedek kulübesinde olsan kimse tanımasa ben tanırdım biliyor musun? Nasıl tanıyacaktın? Burundan. Gözlerinden. Sen nasıl bir hainsin ya? Ne alakası var? Sen hain nerede? O abi gözlerinden dakika... tanıman lazım. Ha, gözlerinden zaten. Sen benimle bak, konuşurken burnuma mı bakıyorsun? Bak şurada da bak. Yok Rıdvan işte burnu önden gidiyor. İlk başta Rıdvan olduğunu anladın mı? Direkt anladım. Ben vallahi Uğurcan dedim. Uğurcan'ın öyle burnu mu var? Var abi, ne yaptınız? Ben Uğurcan dedim mesela. Rıdvan dedim mi? Uğurcan değil o, Rıdvan. Ben Rıdvan olduğunu ilk de tanıdım. Tanıyanlar nereye kaldırsın abi? Ben Beşiktaşlıyım abi. 3. Biz de Beşiktaşlıyız, şey mi yani? Yok, zamanında fazla dikkat ettiğimizden kaynaklı yani. Hemen baktığım gibi çıkardım yani. Ya iyi de Rıdvan elimde büyüdü, ben tanımadım ya. Ya abi demek abi, senden daha iyi takip ediyoruz yani. Ben anlamadım ki. Hakan, başka kim tanımıştı? Sen milletin hep belden aşağısına baktığın için tanıyamamış olabilirsin. Oğlum niye belden aşağısına bakayım? Ben sapık. Başka kim tanımıştı? Yok artık. Evet. Gözlerini kısmasından ve burnundan tanıdım. Gerçekten öyleydi. Hakan'cığım uzun saçlı varlık kadın milletinden korkacaksın. Abi inanılmaz ya. Maçla devam ediyoruz. Hamit Altıntop'un görüntüsü. Görmedim. İzlemedim. Penaltıyı atıyoruz. Hamit, herkes seviniyor Hamit Altıntop. Böyle oturuyor. Golden sonra sevinmedi. Sevinmedi. Kankisi gitti ya, üzülmüştür. Ha. Kankisi gitti ya, kasayar. Kunt. Ne yapıyor şimdi? Kasayarlığa başlamış. Almanya'da büyük bir firmada. Güzel. Hayırlı işler. Hayırlı işleri olsun inşallah. Yani milli duygularımız tekrar kabardı. Milli takımı biz böyle görmek istiyoruz öncelikle. Milli takım budur ya. Ruhu gitmiş bir milli takım söz konusu bile olamaz. Aynen. Bir bayrak temsil eden, özellikle de bizim gibi anlamı ve önemi büyük olan bir bayrağı temsil eden milli takım bu kadar ruhsuz oynayamaz. Böyle. Devam ediyorum. Evet. Şimdi senin, hakikaten sen, bence sende hakkı ödenmez bir insana geldik şu anda. Kim abi bu? Onana, Beşiktaş. Neden? Çok severim. Baba olağanüstü bir hazırlık maçı oynadı. Dehşet verici. Gördüm. Pası gördün mü? O kadar rakibinin arasından kendi oyuncusunu nasıl bulmuş? Ben böyle bir şey görmedim. Yani. İnanılmaz. Bak, o kadar beyazlının arasından kendi arkadaşı, takım arkadaşı, muhteşem bir arkadaşı. Ya şu pası nasıl atarsınız Allah aşkına ya? Ya böyle bir o pas. O kadar. Ya, ya bu adam nasıl oynamış Fransa Ligi'nde falan? Ya dehşet verici ya. Bu ayak daha iyi falan. Vallahi inanılmaz. Şahane. Arkadaşlar, Onana da bugün bize konuk olmak istedi ama biz sadece Onana'nın ayağını getirebildik. Görüyorsunuz. Abi sen masayı emanet etmiyorsun. Beşiktaş orta sahayı emanet ediyor Onana'ya. Bak. Bu da güzel geçiyor. Bilgisayara emanet etmiyorsun. Onlar... Abi, kitle çok farklı bir şey biliyorsun. Abi yani, IQ seviyesi bizim kitlede çok önemli. Baba seyirciler tamamen saplamalı. Öyle. Bunların, bunların hepsi... Baba bütün seyirciler saplamalı. Matkap çıktı. Hepsi matkap çıktı. Geçiyoruz diğer konuya. Futbol maçlarında hakeme itiraz yetkisinin sadece takım kaptanında olacağı yeni bir düzenleme geliyor. Yani artık itiraz ederken takım kaptanı gidip edecek hakeme. Düşünsene, takım kaptanı Zülkü Fözer nasıl derdini anlatacak? Koyun Zülkü Fözer'i. Olmaz. Veyahut da Ümit abi. Mami. Dayı mı koyun buraya? Mami. Bu süreler Tayland'dan mı geliyor? Evet. İnanılmaz bir adam. Ya bu konuyla alakalı şey çok saçma değil mi ya? Örneğin Galatasaray'da takım kaptanı Muslera taa karşı ceza sahasına gidip orada mı itiraz edecek hakeme yani pozisyon değişik çıktığında? Değişik bir bakış açısı. Bence de haklı. Yani. Evet. Onun için takım kaptanını Muslera'dan alıyoruz. Yeni takım kaptanı... Endombele! Sadece yemeğe ve konuşmaya gelmiş biliyorsun. Bütün hüzünlü şarkıların karşılığı Endombele'dir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen bak, hafta... Bütün hüzünlü şarkıların karşılığı Endombele'dir. Sana çok komik bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en vurdum duymaz insanıymış.
Bunları, hakan anlamıyor, yürüyüşünden belli. Bunları söylüyorlarmış, bak diyorlarmış sana böyle böyle tepkiler var hani dikkat et falan. Baba tam kulaklığı takıyormuş ve kimse dinlemiyormuş yani. Muazzam bir adam ya, bayılıyorum ben adama. Bence çok normal yani. Bence de normal. Şimdi bu kuralın yanı sıra, kurala uymuyordun mesela sen. Sen benim takım arkadaşımsın, ben kaptanım, benle beraber geldin, itiraz ettin, 10 dakika dışarıda bekleyeceksin. O nasıl oluyor? Ceza. O ne oğlum, buz okey mi bu? Ha. Böyle yapıyorlar. Kim yapıyor bunu ya? İşte getiriyor, yeni kural getiriliyor. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bunlar şimdi 36. dakikada 3 maçta 3 adama kırmızı kart çıkartıyorsa, bunlar kimi kaç dakika sahanın kenarında bekletir VAR oynadığı zaman düşün. KG VAR oynadı, geçmiş olsun. Kaleci içeri giremiyor. Bekle, gol olmadı. Takımdan 4 kişi kenarda bekliyor. Nasıl olmaz Hakan'cığım, yalandır. Ne bir abi, yok işte yazmış. Allah Allah. Bütün İngiltere gazeteleri falan yazdı bu işi. İngiltere. Tabii. Ha, futbolun bokunu çıkardılar iyice Hakan'cığım. Hakikaten boku çıktı iyice. Artık futbol. O zaman işte bu yüzden bıraktım abi. Saçma sapan işler. Evet, neyin ne olduğu belli değil. Gereksiz insanlara dünya kadar para. Sonra neymiş efendim, fedaymış. Abi Beşiktaşlı olduğum günden bugüne feda yapıyoruz ya. Yemediğimiz yumurta, üretmediğimiz yumurtalı yemek kalmadı abiciğim. Menemeninden tut, yumurtalı ekmeğine kadar. Bütün her şeyi denedik yumurtayla. Olmadı. Ne oldu abi? Ben daha Beşiktaş'tan ayrılır kaç sene oldu. Fedaydık, yine feda. Bu sene de feda. Ama adı üstünde değil. Feda sezonu değil. Feda sezonundaki gibi şimdi savaşacak oyuncuları da bulamadın. Al sana feda. 800 kişi arasından gidiyor Sakaryalı Sporlu, rakibini buluyor. Topu ona atıyor. Onlarla. Şimdi. Futbolu bırakmasaydınız. Bu 10 dakikalık itiraz eden oyuncu 10 dakika bekliyor. Siz dinlenmek için yapar mıydınız 10 dakika itiraz? Bunlar beni çok iyi tanıyor. Hakan'cığım 10 dakikada bir sigara içilirdi. Çoraptan mı? Ümit Karan için de şunu söyleyebilir miyim? Bence hakeme itiraz yerine Vestel Manisa'ya veya Kasımpaşa'ya attığı golleri anlatırdı itiraz yerine. Takım kaptanı olsaydı. Çocuğun suratı sansürleyin. Çocuğun suratı çocuk sansürleyin. Yok çocuk. Ümit Karan peşinden gider bu işin. Halen daha. Ümit abinin programında en çok sevdiğim mevzu. Hakem ediyormuş ki bu benim en iyi golüm. Ümit abinin programında en çok sevdiğim olay şu. Bir çaktım 90'a. Hiç 80 olmuyor, hep 90. Bir de beni biliyorsun, estetik vuruşları seviyorum. Bunları cink söylüyor. Allah! Çocukluğumda... Baba sen geçmiş olsun ya. Ben çok seviyorum Ümit abiyi. Yani bu yayınlanacaksa özür diliyorum. Çocukluğumda yani ben 9 yaşında falandım. 9-10 yaşında Kasımpaşa'ya attığı gol vardı. Hani herkes penaltıyı kaçırdığı zaman olması lazım. Herkes Ümit Karan'a böyle hani lanet ediyor falan. Ben inanıyordum. En çok sevdiğim golcülerden biriydi o zaman. Çevirme artık. Bir kere listedin adamı. O röveşatayı hala daha ben kaç yaşına geldim? 16 senedir deniyorum, hala atamadım ya. 26 yaşıma geldim, hala atamıyorum. Buradan ellerini ayaklarını öpüyorum. Ümit abi seviliyorsun. Bu kurtarmaz seni de. Geliyoruz. Senin milli maçlardan sonra makineyi doldurur dediğin Icardi'ye. Biliyorsun. Şu an milli maç arasındayız. Makineyi dolduruyor. Ama çok yengemle çok berabermiş. Şimdi ona geldim. Güzel haber, müjdeli haber. Vandanara yengem. Icardi bana evlenme teklif etti. Tam olarak düğünü planlamadık dedi. Bunlar evli değil mi lan? Yok. Acele etmesen. İki çocuk var. Ama evli değillerdi. Icardi de bu evlilik teklifini yaptıktan sonra mantıklı bir şey yaptı ve saçlarını beyaza boyattı. İleriyi görmüş. Zaten beyazlayacak, ben şimdiden beyazlatayım dedi. Hiç anlamadım. Bunlar bize ters şeyler Hakan'cığım. Evlenmeden aynı evde yaşamalar, yok efendime söyleyeyim çocuk yapmalar. Bunlar bize ters şeyler. Geliyoruz. Dünyanın en yakışıklı futbolcular arasında ikinci sırada bulunan Batuhan Karadeniz'in ardından David Beckham'a. Son hali görenleri yasa boğdu. Sünmüş. Bir devir daha bitti. Bak kızlara göster, kızlara. Ne diyorsun? Üzülmedin mi? Çok üzüldüm. Çok severdim. Çok da örnek alırdım. Ama bir devir bitiyor Hakan'cığım. Bak eskiden biz vardık, basardı, şimdi taşardı var.
Zaman geçiyor. Bir devir bitti, kabul edelim. Ben söylemeyeyim, onu ben söyleyemem şey. Tamam. Zencefil içtim ya, boğazlarım şu anda tam şey değil. Abdullah Avcı'ya gidelim mi? Çok üzüldüm Beckham'ın haline ya. Hadi be. Vallahi ya. Abi ben de anlamadım ya. Hani Adriano yaşlanınca abi bu ne hal? David Beckham yaşlanınca çok üzüldük yani. Hiç hoş değil. Ama. İşte biz hiçbir zaman erkek milletini karı milletine satmayanlardanız evlat. Sen alkışlama. Sen alma getirmedin. Uğur sen yalnız alkışlama. Yalnız hakikaten çok şıksın ha. Abdullah Avcı izliyoruz. Enerji demesin. Enerji deme. Enerji deme. Abdullah Hoca bence çalışıyor bu işe. Çok. Motivasyonu çalışıyor. Vallahi helal olsun. Hocamın şapkası nerede? Takıyor mu bu aralar? Yok, takmıyor. Takmıyor. Hayır, tabii. O da, bak o da senin gibi biliyor musun? Kılığa kıyafete bir önem veriyor. Tarzı mesela çok iyi. Gerçekten çok iyi tarz var Abdullah Hoca'nın. Şimdi Abdullah Hocam bizim oralı. Bizim oranın insanı beyefendi gibi giyinir. Kendine çok önem verir. Racon kesmeyi de çok iyi bilir. Hayırlı uğurlu olsun. Trabzon'a çok yakışıyor zaten. Hocama buradan başarıları daim olsun diye şans dileklerimi yolluyorum. Bir alkış alalım Abdullah Hoca. Kasımpaşa kulaksız. Mami unutma bunu. Çok evet. Büyük bir olay oldu. Gördün mü Red Bull Salzburg'da olanları? Gördüm ya, adam o değdiriyor arkadan. Ya öyle demeyelim abi. Fotoğraf çektirirken ya bu görüntü hoş bir görüntü mü ya? Ya bu iğrenç görüntü. Ben kınıyorum, bu 10 numara kim abi? 10 numara baba, 10 numara ne yaparsa yeridir. Sen kendine bakma, tepeciğin 10 numarası değil, Salzburg'un 10 numarası. Öyle yalanlar rollenme, sen de bize dayama sonra gelip buraya. Hakan'cığım, şimdi biz futbolcular genelde hep böyle şeyler yaparız. Futbol oynayanlar bilir. Yani böyle ne diyeyim size böyle... Espriler. Espri, komiklik falan, hani böyle iğrençlikler falan. Onun için ben hep en sol başta dururdum. Pazubant kolumda, yani değdiren ben olurdum Hakan'cığım. Yayınımızın başına dedik ya, seyircilerimiz burada diye. Onlar soru soracaklar. Sorsunlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Kimden başlıyoruz? Hanımefendiler öncelikle. Evet. Ya o zaman başla. Ne? Başlasınlar. Sen Hakan'a sor. Al. Benim sorum öncelikle size Vatan Bey. Vallahi mi? İndireyim Hakan'a o zaman, dur. Roller karışmasın. Beşiktaş'ta oynarken takım arkadaşlarınızdan en cimri bulduğunuz arkadaşınızın adı neydi? Hiç zorlanmayacağım bu soruyu cevaplarken. Rodrigo Teo. Aa. Ben hayatımda böyle bir cimri görmedim. Bir günde 4 tane mekana gittik kendisiyle. Bir kere elin cebine at ya Teo. Atmaz. Yani çok cimriydi ya. Kime çekti? Ben de bir tam tersine bonkörümdür yani. Vallahi değil mi? Bonkör. Ekibe soralım. Bak, bir alkış. Vallahi bonkördür. Vallahi bonkördür bak, yalan onun yok. Onun için yani. Hayatınıza alabileceğiniz en son adamlardan bir tanesi Rodrigo Teo. Teo'yu verin buraya. Bir günde 4 mekan. 4 mekan. Kaç ama bunlar git. Ya yaptı ya konsu parasını bile ben ödedim ya. Ama öyle deme ya. Pavyona bile gittik oğlum. Geçenlerde yayında Guti ile konuşmuştunuz. Kaç yaşındaydı? 47 yaşındaymış galiba. Siz de 32 yaşındaymışsınız. Yorumlarda diyorlar ki Guti sizden hem daha yakışıklı hem daha genç gözüküyor. Bunun hakkında ne demek yazıklar istiyorsun? Yazıklar olsun yorum yapanlara. Yıllar utansın be. Bununla ilgili çok yorum gördüm. Bu tamamen parayla endeksi bir şey hayatım. Ben de Real Madrid'de oynayıp genç görünmek 25 isterdim. 25 yıl adam Real Madrid'de oynamış. 25 yıl. Kazandığı parayı düşünebiliyor musun Hakan'cığım? Düşünemiyorum. Ben de düşünemiyorum. Ondan daha genç olabilir mi? Ben de saçlarımı boyatıyorum, burnumu. Burun sponsoru arıyorum. Var mı? Çok güzel burnun var. Sen niye takıldın buna ya? Ne bileyim, takıldım bu ara. Çok şahane. Hakan artık genç kızlar bana bakmıyor. Bak bunu. Profilden o kadar güzel ki. Vallahi genç kızlar bakmıyor ya. Bana ya. Instagram DM'lerini paylaşacağım Instagram'dan. Bir şey söyleyeceğim. Guti Tepecik sahasında oynadı mı ya? Nasıl yaşlansın Guti kızı? Guti Santa Bernabéu'da oynadı. Biz Tepecik'in sahasında bile oynadık ya. Suni Çinmi arasın. Her yerde oynadım. Doğru ben ya. Doğru söylüyor ya. Ben şimdi üzüldüm sana. Yokluk nedir bilir misin sen? Bu adam sen Gate of Olympus'un 500x'i çarpmadığını bilir misin? Ben bilirim. Yıprattı hakikaten. Beni Beşiktaş yıprattı abiciğim. Ahmet Nurçebi döneminden beri 8 yaş yaşlandım ya. Buyurun. Türkiye'de oynamış en yetenekli futbolculardan bir 11 kursan abi. Pardon. Forvet'i Batuhan Karadeniz olacak. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ni alır diyebileceğim bir kadro istiyorum senden.
Safari, tamam o zaman şöyle, senle beraber bir kadro yapalım mı? Tamam yap. Ama işte Santrafor'da ben oynadığım için hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'ni alamayabilir. Senin için yedek yapalım. Şu 10 dakika dinlenmeli şey var mı? Çift olmaz hayatım. Ben koşmuyorum ya zaten. Kalede Tafarel. Evet. Sağ bek. Bak ya. Gökhan Gönül olur mu? Olmaz. Sağ bek. Kim? Türkleri mi koyacağız illa? Ay. Yerli yabancı yap. Karışık. Sasha Boy. Tamam. Sağ bek. Stoper. Gökhan Zan'ı koyalım. Bizim kanalda ya. Torpil olsun. Bülent Korkmaz. Tabii canım. Sağ bek geliyor. Ooo. Deli İbrahim. Oo. Deli İbrahim. Deli İbrahim. Evet. Gruplarda elendik kardeşim. Gruplarda elendik. Yok Hanzan. Deli İbrahim. Santrafor ben. Kalede Taferel. Taferel 8 yer. 8 demesi diyor. Orta sahanın ortası. Baba ben Emre Belezoğlu koyarım. Ben Amaral'ı koyarım kanka. En azından kadronun içinde bir çekiciliğim olsun, anladın mı? Güzel görüneyim diye Amaral. Amaral'ı verin buraya. Emre Belezoğlu'nu koyarız. Hacı. Emre Belezoğlu net. Hacı net. Alex Sineri. Önlerine. Aa, çift 10 numara yapalım mı ya? Alex Hacı 2 10 numaralı yapalım. Arka... Ulan ne gol attırırlar sana. Çarptır. Olmaz aşağı kanka. Kim koşacak? Sergen Alex Hacı kim koşacak? Bir de sen. Hepsi papaz. Hepsi papaz. Orada olmaz o iş. Bir de ben varım. Kimse koşmaz. Baba ben Sergen Yalçın'ı koydum 10 numaraya. Tamam. Koymadım. Koymayalım. Koymadım. Hacı'yı koydum. Hacı. Hacı 10 numara. Arkaya bir Torreira alırım, bir Fred alırım. Genç, dinamik, iki koşan. Ben de varım yani ileride. Sağ açık, Frank Ribery. Sol. Talisca. Uf. Quaresma'yı koymadım ya. Santrafor'da botu. Bu kadroda Quaresma oynamaz. Çok bıdı bıdı yapar o. Şapalığa koyarım ona sonra. Çok şey yapıyor ya böyle. Hocası kim olurdu abi bu takımın? Yani o takımın hocası tabii ki. İmparator. İmparator Fatih Demir. İmparator. Evet, güzeldi bence. Kadro güzeldi değil mi? Evet. En çok acıtan pozisyon ne? Bu bas, hani hangi ayak kırılması, dönmesi? Ondan bahsetmiyorum ama. Hangisi ayak kırılmaya daha çok? Vallahi en çok acıtan pozisyonu ben bilmiyorum. Ondan bahsetmiyorum. Hayır, ayak kırılması falan. Allah mı? Da nasip etmesin inşallah öyle bir pozisyonu. Ya. Yok yani, hiç canım yanmadı yani. Lif kopması mı, kırılma mı? Ondan bir omuz merak çıkığı yaşadım ben. İki kere kasığımda lif attı. Niye attı lan kasığında lif? Söylesene. Pozisyon... En çok acıtan pozisyon diye hadi anlat. İşte, pozisyondan dolayı attı kasığımda lif. Onu sordu işte. Tarak kemiğim çatladı. Ama hayatımda yaşadığım en büyük acı neydi biliyor musun? Söyleme. Terk edilmek. Söyleme bilmesinler. İşte terk edilmedim. Duyguya giremedim. Zaten kimse de inanmadı abi. Omuz çıkığında çok büyük bir acı yaşamıştım. Gerçekten. Çok sakatlık yaşadım ama hayatımda hiç bu omuz çıkığı kadar yaşadığım acıyı hiç... Yani tahmin bile edemem. Kırıktan daha çok acıtır derler ya, hiçbir yerim kırılmadı. Ama gerçekten omuz çıkığında yaşadığım acıyı hiçbir zaman yaşamadım. Kimseye yaşamasın. Ya abi takana kadar mahvoldum. Ya buramdan çarşaf falan gerdiler. Böyle çekiyorlar. Birisi omzuma oturtmaya çalışıyordu falan. Çok kötü bir şeydi. Yani pozisyon olarak da kolumdan çektiler, çıktı. Tamam, teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Abi Beşiktaş'a başkan olsaydın yapacağın ilk proje ne olur? Kendimi kovardım. Şu anki stabil mi? Stabil. Stabil başkanlıktan mı? Şu an mesela. Evet abi. Şu anki kadroyu kurduğum için kendimi kovardım. Az da derdim kendime. Kendimi az edebiliyor muyum? Geldin ama şu anda mesela. Yeni mi geldim? Serdar Adalı, Hasan Arat, Batuhan Karadeniz yarışıyor. Batuhan seçildi başkan oldu. İlk icraatın ne? 10 anayı kovarım. O kadar mı? Direkt 10 anayı kovarım. Oğlum 4.2 verdik lan sezon başı. Kovdum baba gitti. Üstüne de 1 milyon euro daha veririm. Kovarım kardeşim 10 anayı. Bir de heykeli kaldırırım. Abi heykel çok kötü ya. Boru kebabını kaldırırım. Semtten boru kebabını kaldırırım. Borudan heykel yapmışlar. Tekrar ver heykeli buraya. İnşallah buradan hem Serdal Başkan'a hem de Hasan Beyefendi'ye seçiliyorum. Kim seçilirse seçilsin. Beşiktaş'ın en hayırlısı kimse o olsun inşallah. Kimi destekliyorsanız derseniz, tabii ki ben her zaman objektif olduğum için yemediler değil mi? Yok. Tabii ki Serdal Adalı'yı destekliyorum. onu da söyleyeyim. Ne diyor lan bu?
Ne yapayım oğlum, objektif mi olayım? İnsanlar benim açık sözlülüğümden dolayı beni seviyor. Beni desteklediğim taraf orası. Ama hangisi seçilirse seçilsin. Öyle ya, Beşiktaş'ın ayrına kim olacaksa olsun. Diğer soruyu alalım. Aha geldi. Geldi. Kenan Emirzalıoğlu. Yemin ediyorum ben sana. Çok yakışıklı değil mi? Çok yakışıklı. Eyvallah. Ya maşallah. Bu var ya, Ukrayna'da ne iş yapar o kadar sarışının içinde. Onlar esmer seviyor ya. Aa, yapar bak, net gider. Abi maça çıkmakta... Biraz daha konuşursam utanacaksın. Yok abi, ben zaten utandım bile. Belli, sen utanmazsın. Abi maça çıkmakta en zorlandığın gün ve neden? Atıyorum akşam, ben, geceden mi kaldın? Mesela gibi. Maça en çıkmakta zorlandığım en kötü gün hangisi biliyor musun? Cuma günü veya cumartesi günü. Ama en sevmediğim gün de nedir biliyor musun? Pazar günü. Oynamak çünkü cumartesi kamptasın, pazar maç var. E cuma günü gece kulübüne gidemiyorsun, dışarı çıkamıyorsun. Pazar günlerini hiç sevmezdim. Bütün hafta sonu boşa giderdi. Evet, çok mantıklı. Hakan'cığım ben de sana bir soru sorayım mı? Sor aşkım. Vazgeçtim. Ama böyle spesifik bir şey yok mu? Hani direkt şu gün aklımdan çıkmıyor. O gün çok zorlanmıştım gibi. Ha, zorlandın mı gün mü? Fenerbahçe maçından önce kamptan kaçtığımda çok zorlanmıştım. Kaçarken? İki gün kampa aldılar bizim abi. Rıza Hoca'ya dedim ki hocam bak, iki günde İstanbul'da bizi iki gün kampa alma. Ben yoruluyorum, sıkılıyorum dedim. Bu ne oluyor? Kartal'dayız abi, bir otele girdik. Ulan arıyorum arıyorum, kaçacak bir yer de yok. Lobinin çıkışından gideceğim, bir yere gideceğim yani. Koydum kafaya. İki gün, bir de milli takımdan dönmüşüm. Yine kampüstü kamp yani. İlk gün araştırdım, ikinci gün kaçtım. Yanlış yaptım. Aslında ilk gün kaçmam lazımdı. Yani o hafta da çıktım, Fenerbahçe'ye gol attım. İki topu falan direkten döndü. O gün çok zorlanmıştım. Sahaya bir çıktım, ışıklar ters dönüyor. Hala iyiyim yani. Ulan diyorum, bu ışıklar niye yerinde durmuyor diyorum. Voltajı mı düşüyor? Gidip geliyor falan ışıklar. Halbuki benim ışıklar gidiyor. Uyumamışım ya hiç. Zordu benim için. Teşekkür ederim. Abi gece hayatında en çok beraber takıldığın futbolcu arkadaşın kimdi? Yani Manuel'le de çok gezdim de daha çok gezdiklerim de var ya. İbrahim Kaş? Kaş'la da çok gezdik. Özkan? Ben hepsiyle takıldım herhalde ya. Hep yanımdakiler değişti. Şimdi düşündüm de. Yok, Özkan'la gitmezdik. Quaresma'yla mı? Quaresma'da da çok var. Fernandes'le çok geziyordum da işte... Şu an... O ağzıyla içmiyordu ya. Çok kötü içiyordu ya. Bilmiyordu, içmeyi falan bilmez. Abi alkol herkeste içilmez. İçilmez. Sapıtıyordu abi. Bir gün bir baktım şeydeyiz. Maskuaret diye bir yer var o zaman. Maskuaret miydi? Sapır Club mıydı? Abi içmişiz içmişiz. Gangnam Style oynuyoruz abi. Abi kafaya bak. Saat 5. Biz sahnedeyiz ha. Ben, Manuel Fernandez, Holosko. Abi Gangnam Style oynuyoruz. Rezillik. Sahneden bindik. Abi bunların hiçbirini yazmıyor. Herkes beni yazmış. Lan ben kim? Sinyalci sivrisinek. Sen beni niye yazıyorsun? Yazsana bunları abi. Holosko önde, Fernandez sağda, ben solda, Gangnam Style oynuyoruz. Abi atın üstündeyiz. Ooo. I'm sexy. Neydi lan, öyle miydi o şarkı? Gangnam Style. Hop hop hop. Öyle yani abi. Tabii ya, yine Fernandez'le çok gezmişizdir. Abi ta ki yani, o leoparlı ayakkabıyı giyene kadar. Ondan sonra bir şey daha söyleyeceğim. Çıkmadım. Senin yazmalarına gerek yok. Sen o zamanlar fakirsin bir de. Pascal'la da çok çıktım lan Hakan ben. Vallahi mi? Ama işte takım arkadaşı değildik. Onu saymadım. Sonra DJ falan oldu ya. Hmm. Şimdi Manuel'le gezerken bu adam yani fakir. Manuel Fernandez. Tabii faz fakirdim ben yani. Manuel Fernandez'de büyük para var. Onu yazmaları gerekir ama fakire vuruyorlar. Türk medyasının işler acısı hali bu ya. Senin yüzünden oğlum işte. Evet. Sen getirdin bu medyayı bu hale. Saha içinde en çok güldüğünüz an. Ya düşünüyorum da hiç gelmedi ya. İlk defa bak. Ben söyleyeyim mi sana? Gülemedi. Antalya'da Mardan stadı. U17, U18 milli takım. Kalenin arkasındayım. Son penaltı bu atıyor. Kalenin arkasında bu. Yayıncı kuruluşsuz kalenin arkasındayım. Şimdi şöyle bir şey. Futbolcuyla diyalog kurduğun anda da UEFA'dan ceza yiyorsun yayıncı kuruluş olarak. Dinle, benim böyle abilerim bak, var. Bu böyle geldi. Geldi elinde top. Hako dedi. Bak dedi, şuraya atacağım dedi. Kalede de kim var? Mendy mi var? Birisi var yani Fransa'da. Yani siyahi bir kaleci var. Oğlum yapma falan diyorum, ben dönüyorum. Geldi UEFA'cı, hemen kartı aldı, bana yazdı. Hiç alakam yok yani mevzuyla. Abi, cezayı kilitledim buna yani. Gitti oraya attı, kaybettik. Finalde kaybettik o penaltıyla. 6 ay girememe cezası aldım turnuvalara. Ondan sonra kovuldu zaten. Abi o değil, finalde kaybettik diyorum, hala girebiliyor musun diyor ya. Oğlum final gitti, ülke final, gitti, kupa ülke. Gitti, final. Kupa gitti. Batuhan'a feda olsun. Yani o zaman öyle değildi. Penaltı kaçtı. Kaçtı mı? Yok, kaçmadı. Kaçmadan gitti. Sağ köşeyi gösterdi, oraya attı. Zaten ceza yedi diye kupayı verdik. Kaçtı tabii Mami. Yani bu soruyu sen sorma bari, kurban olayım. Batuhan abi, ben şeyi merak ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Sivas'ta ilk yere 2 gol atıp İstanbul'a bilet kestirdiğin bir olay var. Orada İstanbul'a gittiğinde ilk yaptığın şey neydi? Söyleme.
Oğlum suikast mı bu? Yani adam İstanbul'a niye gider? Niye izin istedik adamdan? Hocam dedim yani sıkıntıdayız artık. İzin ver, Sivas'tayız, kaldık buralarda. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani bir gezelim, bir kahve içelim. Aynen. Sponsorlarımın hepsi o zaman İstanbul'da. Matkap sponsorum var aynı programda kız gibi. Anladın mı yani? Gelemiyoruz. Hiçbir şey yok. Oğlum. Yani ilk eve gitmişimdir üstümü değiştirme herhalde. Çünkü Sivas soğuk olduğu için kalın giyiniyorduk. Şimdi biraz da entrika kısmına dönelim istiyorum ben. Ne diyorsun ya? Evet. Şimdi Ali Koç'un Fenerbahçe yıllarına baktığımız zaman çok fazla paralar harcandı. Çok fazla onların söylediği şekilde kaliteli futbolcular geldi tırnak içinde. Çok paralar döküldü. İşte transfer çalımları atıldı vesaire. Şu anda önümüzdeki dönemde başkanlık adaylığını yapmayacak gibi gözüküyor. O tarz açıklamaları da var. Bazı rivayetler var. Ali Koç'un aslında Galatasaraylı olduğu, yaptığı bütün transferlerin ve bu çok fazla para harcayıp borç içinde Fener'i bırakacağının Galatasaraylı olmasından kaynaklı olduğu hakkında haberler var. Asparagaz. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İnanıyor musunuz? Sizce böyle bir şey olabilir mi? Ya ihtimal yok ya. Hayatım Erden Tümür'ün ne oluyorsun sen? Bir ara Kars'a gelmişti. Oradan bir bağımız var. Akraba çok da severim. Bunlar. Akraba. Buradan Erden selam Tümrün olsun. Akraba bunlar. Yani yok buna ya. Nasıl bir cevap vereceğiz? Ben böyle bir şey ya olduğunu düşünmüyorum. Bu beyinsizdir bunu çıkaran. Entrika zaten. Yani Asparagaz haber. Ha tabii ki Asparagaz. Çünkü bu beyinsiz işi. Çok büyük Fenerbahçeli ya. Yani küçüklüğünde biliyorsunuz babası gerçekten hani Beşiktaş kulübünün en önde gelen isimlerinden bir tanesi. Çok Beşiktaşlı olmasını istiyor ama daha sonra Fenerli oluyor bir çalışanları vasıtasıyla. Ali Bey bayağı büyük Fenerli yani. Ya bir de şimdi bu aile işi olduğu için bu tür aileler hiçbir yeri borçlu bırakıp borçlu almaz yani. Hiç. Öyle bir şey olmaz mümkün aynen değil. Bunlar dediğin gibi yani biraz saçma bir şey olmuş. Biliyorsun yani olmuş olsa ben hiç söylemekten hiçbir zaman çekinmem yani. Ben de düşünüyorum olabilirdi demek isterdim ama çok büyük Fenerlidir Ali Başkan. Gerçekten çok, çok büyük Fenerlidir. Bir de gerçekten hak edene hak ettiğini veren bir şeydir ama bence o aile geleneği. Koç ailesinin hep söyledir. Hak edene hak ettiği her şeyi verir. Bugün Beşiktaş'ın resmi sponsoru yokken göğüs reklamında Rahmi Başkan tekrar Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olmasına rağmen Beşiktaş'a göğüs reklamı sponsorluğu vermiş bir ailedir. Çok severim. Aynı zamanda benim Beşiktaşlı olduğumu bilmelerine rağmen geçen hafta kendi resmi sitelerinde sadece beni paylaştılar. Buradan da Fenerbahçe camiasına evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, iyi ki varlar. Ya böyle söylemler oluyor tabii ki. Rekabet güzel şey ama akıllı rekabet olursa daha iyi olur. Bence bu çok büyük saçmalık. Çok kısa bir araya girmek istiyorum. Bu arada Erden abiye de yani Erden Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Neden diyeceksin? 29 Ekim'de Sky Spor'un bütün ekibine çok güzel bir Cumhuriyet tebriği göndermiş. Hakikaten çok hoşuma gitti. Allah Allah, muazzam. Benim niye haberim yok? Bana niye gelmedi? Ben Sky Spor'da. Orada ben senin adına onlara bakıyorum. Sen onlara bakma. Bana niye gelmedi? Geldi sana da. Cumhuriyetimiz kutlu olsun diye. Çok Galatasaray camiasına ve Erden Tümur'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii, ben de buradan Onana'ya bir tebrik plaketi yollayacağım. Plaket yollayacağım direkt ona. Ne plaketi? Bir plaket yollayacağım. Sağlam, güzel ben bir plaket. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim Uğur Onana'ya benzemiyor mu? Kilo milo, boy poz. Yok ya Uğur, yakışıklı adam oğlum, manyak mısın? Uğur mermi gibi adam lan, Onana kim? Mermi? Yani patlamış mermi. Evet arkadaşlar. Bir Ben Batu'nun da sonuna geldik. Bizleri kırmayıp buraya kadar gelen tüm Ben Batu seyircisine çok teşekkür ediyorum. Gelemeyenler adına da özür diliyorum. Tekrar Son Realsim'in altına yayınlandıktan sonra Son Realsim'in altına yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Buyurun. Ben Sakarya Spor ve Kocaeli Spor'dan da size çok çok selam veriyorum. Eyüp Spor mu? Hayır. Kocaeli ve Sakarya. Buradan Tatangalara, tüm hafızlara selam olsun. Hafızlarımın hepsine selamlar. Kocaeli'ye de çok selam kesinlikle olsun. Değerli arkadaşlar, bir programımızın daha sonuna geldik. Batuhan'a burun sponsoru olmak isteyenler lütfen. Sen dedin. Hakan'cığım inşallah bu sinirlendiğimde böyle oluyor bende. Çok sinirlendiğim zaman. Oğlum sen demedin mi burnumu yaptıracağım sponsor? Sana ne Hakan? E tamam işte. Para var lan, benim istersem yaptırırım. Hayır, sponsor olması lazım. İyi bir evet, doktor. Para harcamayı sevmiyorum. Sevmiyorum. Bak her yere yemeğe gidersiniz, yersiniz. Benim bu dünyada para verdiğim tek kişi kim? Ben. Kim? Dede.
Değerli izleyenlerimiz çok teşekkür ediyoruz. Sky Spor'a abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet.